Özellikle bit pazarı gibi yerlerde satılan ürünlerin haddi hesabı yok. Ucuzluğu ile ön planda olduğu için insanların çok dikkatini çekiyor. Her ne kadar kalitesiz mallar olarak götürülense de bazen gerçekten işe yarar şeyleri bulabiliyoruz. Bu videoda pazarda alışveriş yapan kadını tam 30 yıl sonra karşısına çıkan bir sürprize bakacağız. Videoya başlamadan önce bu tarz videoların devamı için bu videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. Bir elmasın değeri saflığı, rengi, kesimi ve ağırlığına göre belirlenir. Elmas yüzük seçerken her birinin önemi vardır. Ancak elbette tüketiciler tarafından en çok dikkat edilen bir diğer unsur da fiyatı. İngiliz bir kadın 30 yıl önce fiyatına hiç bakmadan bit pazarından aksesuar olarak bir yüzük aldı. 1980'de Londra'daki bir bit pazarına giden kadının gözüne parlak bir yüzük çarpmıştı. Bu yüzük diğerlerinin arasında en çok göze çarpanıydı. Kadın günlük hayatta bu yüzüğü takabileceğini düşündü. Adını vermek istemeyen Londralı kadın yaptığı pazarlık sonrası kristal yüzüğü tam 13 dolara aldı. Ancak harika bir yatırım yaptığından habersizdi. Telgraf'ta belirtilenlere göre kadın yıllar boyunca değerini bilmeyen yüzüğü takmış. Aradan yıllar geçmiş ve şanslı kadın yüzüğü kontrol etmesi için kuyumcuya göstermiş. Yüzüğün değerini ise 30 yıl sonra gittiği kuyumcu tarafından öğreniyor. Yüzüğü kontrol eden kuyumcu fiyatı söyleyince kadın şaşkınlığını gizleyememiş. Kristal olduğunu düşündüğü yüzük meğerse 26.27 karatmış ve değeri tam 46 bin dolarmış. Oldukça değerli olan bu yüzük, uzmanlara göre yüzük taşın kökeni 19. yüzyıla dayanıyormuş. Bu yönden yine bakınca yüzüğün değeri ve ne kadar önemli olduğu da artıyordu. Sotheby's isimli bir şirketin düzenlediği açık arttırmada yüzük 46 bin dolar yerine 83 bin dolara satıldı. İnanması zor fakat 13 dolara satın alınan yüzük tam tamına 83 bin dolara satıldı. Yıllardır parmağında servet taşıdığından habersiz olan kadın hayatının sürprizini yaşamıştı. 30 yıldır yüzüğün fazla değerli olmadığını düşündüğü için başına gelmeyen kalmadı diyor. Birkaç defa kaybolmasına rağmen sonunda yine bulduğunu belirtiyor. Şimdi ise bu yüzükten asla vazgeçmediği için ayrı bir mutluluk yaşıyor. Bu pazarlar gerçekten değişik. Hiç kimsenin tahmin edemediği sürprizleri karşımıza çıkarıyor. Texas'ın Belleville kasabasında yaşayan Emil Knoddle da o sürprizlerle şaşıranlardan. 67 yaşındaki Emil Knoddle, Texas'ın Belleville kasabasında yeni bir bit pazarı açıldığını duyar duymaz buraya gitti. Bit pazarına giden yaşlı adam gözünü hemen 125 yıllık cevizden yapılma şifonyeri beğeniyor. Emil şifonyeri aldı ancak kendisinin ne tür bir sürprizin beklediğini bilmiyordu. Şifonyeri satan kişi kimse ilgilenmediğinden fiyatı 100 dolara kadar düşürmüştü. Ancak içinde bulunanlar şifonyeri fiyatının yüz binlerce kat üstünde değerli kılıyordu. Neisner'in haberine göre Emil şifonyeri aracının kasasına yüklerken içinden ses geldiğini duydu. Şifonyerin içinde gizli bir bölüm keşfetti. Emil gördüklerine inanmakta güçlük çekti. Gizli bölümün içinde mücevherler, elmaslar, antika paralar ve bozukluklar, madalyalar ve dahası vardı. Sanki define sandığı gibiydi. Ancak Emil sıra dışı bir şey yaptı. Gizli bölmede yer alan bütün eşyaları satın aldığı kişiye iade etti. Sonradan anlaşılana göre şifonyerin içindeki paha biçilemez eşyalar şifonyeri bit pazarında satan kişinin dedesine aitmiş. Satıcı şifonyerin içindeki gizli bölmeyi ve eşyaları uzun süredir fark etmemişti. Sandığı geri getirenlere teşekkür etmeyi de unutmadı. Birçok insan büyük ihtimalle onu almaya çalışırdı fakat Emil Knoddle sahibine geri teslim etti. Özellikle sosyal medya üzerinden pek çok kişinin takdirini topladı. Kendisini almasa da o pazardan aldığı sandıktan böyle bir servet ile karşılaşması onu zaten o gün mutlu etmişti. Fazlasında gözü olmadığını yaptığı açıklamalarda dile getiriyor. Bir dahaki sefere bit pazarına giderseniz alacağınız şeylere dikkatli bakın. Belki de elinizde bir hazine tutuyor olabilirsiniz. Videonun sonuna geldik. Bu tarz videoların devamı için bu videoyu beğenerek destek olabilirsiniz.